Merhaba arkadaşlar, Emir Şentürk ben. Yaklaşık 15 gün sürecek olan yine Sofia Express'le başladığım ve devamında Belgrad, Zagreb, Ljubljana, Viyana, Bratislava ve Budapest ile sona erecek olan yolculuğuma başlıyorum. Treni kıtı kıtına yetiştim, 1 dakika sonra tren kalkıyor. Odamın içerisinde tekrardan size detayları vermeye devam edeceğim. Sofia Express'in içindeyim. Ben de size biraz rotamdan detaylı şekilde bahsetmek istiyorum. İstanbul Halkalı'dan Sofia Express'le yola çıktım. İlk durağım Sofya olacak. Sofya'da konakladıktan sonra Belgrad'a geçiyorum. Belgrad'dan sonra Zagreb, Ljubljana, Viyana, Bratislava ve Budapest'i izleyen bir turum olacak. Sofia Express'le ilgili de bilgi vermek istiyorum. Her gün 21.40'da Halkalı'dan kalkıyor trenler ve sabah 9'a karşı Sofya'ya varmakta. Yalnız internet üzerinden herhangi bir satışı yok. Bilet almak istiyorsanız mutlaka Sirkeci Garı'na gitmeniz gerekiyor. Böyle kompartmanın içini de biraz göstermem gerekirse, burası çift kişilik bir kompartman. Kendinize ait lavabonuz, böyle içinde yuvarlanabileceğiniz bir yatağınız ve çok güzel de dışarıdan manzaranızı izleyeceğiniz bir camınız var. Bence çok keyifli. Mutlaka gelin. Gümrük işlemlerimizi yaptırdık. Şimdi birazdan trene binip devam edeceğiz ve Bulgar tarafında Bulgarlar trenin içine girip kontrolümüzü gerçekleştirecekler. Sabah 9'da da Sofya'ya varmayı planlıyoruz. Müzikli bir Sofya sabahından günaydın ve arkamda beni karşılayan Sofya'nın heykeli. Bildiğiniz gibi yaz aylarında tekrar trenle Sofya'ya gelip buradan Üsküp, Selanik ve devamında Atina'ya geçtiğim bir turum olmuştu. Şimdi tekrardan kuzeye doğru, Kuzey Balkanlar ve Orta Avrupa'ya doğru gideceğim. Sofya başlangıcındayım ve gün içerisinde size tekrardan Sofya'nın en keyifli, en renkli yerlerini göstermeye devam edeceğim. Sofya'nın İstiklali Vitoşo Caddesi'ndeyim. Geçtiğimiz aylarda da buraya geldiğimde çok güzel margarita yediğim bir restoran vardı. İtalyan restoranı. Birazdan tekrar orada öğle yemeği yiyeceğim. Ama birçok burada cookshop tarzında, midpoint tarzında sağlı sollu restoran ve kafeler var. Özellikle akşam 6-7 sularında iş çıkışıyla birlikte, özellikle de bugün cuma günü, tüm turistlerle birlikte buradaki tüm yoğunluğu yakalayabilirsiniz. Alexander Nevski Katedrali'nin karşısında küçük antikacı dükkanları var. Aslında dükkanda denmez, küçük tezgahlar. Antikalara karşı ilginiz olmasa da gelin mutlaka. O Sovyet döneminden kalma şapkalardan takıp kendinizi eski komutanlar gibi bir resim çekinebilirsiniz burada. Ne kadar uzun yıllar sonra uğraşlarla Uludağ Üniversitesi'nden mezun olsam da yine de Avrupa şehirlerinde en sevdiğim yerler üniversiteler oluyor. Sofya Üniversitesi de çok tarihi bir bahçe içerisinde bir kantine sahip. Az önce de burada Lavazza Espresso'yu yaklaşık 2 liraya 70 lavaya içtim. Eğer Sofya'da gezerken boş vaktiniz olursa mutlaka Sofya Üniversitesi'nin içine gelip burada bir kahve molası vererek değerlendirebilirsiniz.
Sofya Üniversitesi'nin içinde koridorlardayım. Çok havalı, çok tarihi bir bina. Tekrardan üniversite öğrencisi olmak istedim burada. Akşam güneşini Sofya heykelinin gölgesinde batırırken otelime doğru dönüyorum. Az önce geçtiğim parklardan birinde Havana Club'ın After Work Partisi olduğunu gördüm. Akşam için hazırlık yapıyorlardı. Canlı müzik eşliğinde geceye kadar devam edecek bir kokteyl gibi bir konseptleri var. Eve gidip biraz dinlenip devamında oraya katılacağım. Hatta şöyle fiyatları da göz attım. Havana'nın kendi özel kokteylleri 8 lira'ydı. Yani yaklaşık 20-25 lira. Devamında belki bir night club'a geçeceğim. Büyük ihtimalle Exe Club olacak. Gece görüşelim. Akşam yemeği için Sofya merkezdeki Happy restoranındayız. Gayet kalabalık. Köfteci Yusuf tarzında bir kalabalık var ama konsept çok daha farklı. Mutlaka geldiğinizde burada yemek yemelisiniz. Havana'nın yaptığı After Work Party. Burası da böyle bir yerde ama soğuk, üşüdüm. Daha sıcak bir yere gidiyorum. Sofya'dan ayrıldıktan sonra merhabalar, Belgrad'a doğru yol alıyorum. Arkamda görmüş olduğunuz otobüsle birlikte. Şu anda Sırbistan sınırındayız. Yaklaşık 9'da kalktı otobüsüm. 1,5 saat içerisinde sınıra vardık. Muhtemelen 2-2,5 saat sonra da Belgrad'a girmeyi planlıyorum. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği yerde olan Beyazşehir Belgrad'dan merhabalar. Şu an otelimin camındayım. Çok tarihi bir bina. En ana caddelerin olduğu yerdeyim. Bu beni biraz heyecanlandırdı. Belgrad'a beyaz şehir deniyor. Tüm şehir beyaz olduğu için ama aslında beyaz bir bina yok. Size geldiğiniz zaman bunu fark edeceksiniz. Sofya'dan aslında biraz gümrükte fazladan bekleyerek 7 saat süren bir yolculuktan sonra Belgrad'a ulaştım. Belgrad 1 saat geride bizim ülkemize göre. Ona göre saatlerinizi kendinize dikkate alırsınız buradaki programlarınızı yaparken. Onun dışında 1.3 milyon bir nüfusu var. İkinci Dünya Savaşı'nın sırasında ve sonrasında Tito tarafından kurulan Yugoslavya'nın merkez başkenti aslında. Birazdan sokağa çıkacağım ve sizi Belgrad'daki güzelliklerle, görüntülerle baş başa bırakacağım. Modern çağında Ezle'nin yanında duran, insanlarla birlikte her geçen gün popülaritesini arttıran Tesla'nın evine geldim şimdi. Birazdan içeriye gireceğiz. Şöyle de güzel evini gösterebilirim. Tesla Amerika'ya gidip Edison'la tanıştığı zaman Edison ondan halletmesi gereken bir problemi istiyor. Detayını internette araştırırsınız ve bunun karşılığında 50 bin dolara anlaşıyorlar. Ardından 3-4 ay geçiyor. Tesla bunu halledip geldiği zaman parasını istiyor Edison'dan ve Edison'ın cevabı ona Amerikan mizahını öğrendiğin zaman gerçek bir Amerikalı olabilirsin demek oluyor ve bu güzel büyük babaya çok büyük bir haksızlık yapıyor. (Gülüyor)
geldik. Republika yani Belgrad'ın Taksim Meydanı. 2019'un Eylül ayının sonunda buradayım. Mihailova trafiğe kapalı olan en gece en hareketli caddeleri. Orada sırf kadınlarıyla ilgili gördüklerimi saklıyorum. Yorumu videonun sonunda yapacağım. Belgrad'dan herkese iyi gözler. Şu an Tuna Nehri'nin kıyısındayım ve Eskişehir denen bölümündeyim. Muhtemelen sesleri duymaya başladınız. Karşı tarafta da Yenişehir'in sahilindeki yan yana sıralanmış birçok kulüp var. Aslında şöyle düşünebiliriz, bizim Boğaz'daki Sort Arena gibi yan yana kulüpler sesleri birbirine karışıyor o derecede. Biraz daha lüks geçen barlar bunlar ve Tuna'nın devamında Eskişehir tarafında da karşı tarafında tekrardan aynı kulüpler var. Önce Eskişehir tarafındakilere birkaç yere bakacağım. Ardından Yenişehir tarafına geçeceğim. Kanuni'nin fethettiği ve kapısına da ismini verdiği Kale Meydan'ın içi. Her boşlukta basketbol sahaları var. Neden? Tabii ki Sırp ekolü basketbol için çok önemli bir şey ve adamlar bunu en ufak buldukları boşluğa bile basketbol potalarını yerleştirip uygulamışlar. Burası da kalenin içi. Sırbistan'a gelip Sırplarla basketbol oynamadan tabii ki olmaz. Tam şu gördüğünüz nokta Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği Kale Meydan manzarasından görünen yer. Karşı taraf Yeni Belgrad, Novigrad diye geçiyor. Yaklaşık 300 yıl hüküm sürdüğümüz topraklar. Geldiğim şehirlerde gitmeyi en sevdiğim yerlerin başında birincisi üniversiteler geliyor. İkincisi o şehrin takımları. O takımlarının futbol stadyumları veya city store'ları. Belgrad denince arkada birincisi Partizan Belgrad, ikincisi de Kızılyıldız geliyor. Az önce Partizan'ın city shop'unu gezdim, store'unu. Keyifli, özellikle siyah beyaz olmasından dolayı zaten ilgimi çekiyor ki içeride şunu gördüm. Geçmiş gittiğimiz aylarda Selanik'teydim ve oranın takımı PAOK'la birlikte de bir kardeşlikleri varmış.
İki tarafta siyah beyaz olunca birbirini bulmuşlar. Ben de iyi bir Beşiktaş taraftarı olaraktan orada kendimizi temsil ettim. Şimdi Kızıl Yıldız'ın store'una doğru gidiyorum. Bugün pazar. Umarım açıktır orası da. Belgrad'daki son gecem. Biraz Belgrad geceleri ve kadınlarımla ile ilgili yorumlarımı aktarayım. Öncelikle kulüplerdeki, barlardaki benden kısa garson bile yok ki benim boyum 1.89. Düşünün içeridekileri. Kadınlarına gelince ya ben çok etkilenmedim ya. Hani ne Sırp gece hayatından ne Sırp kadınlarından çok çok fazla etkilenmedim. Tuna etrafına sıralı büyük kulüplerden oluşuyor ve içeride işte şişe açmacalar, Mai Taplı Meşale, onların sunumları. İşte daha normal, çok hani benim en azından ilgimi çekmeyen kadınlar. Yani bu bizim ülkemizdeki Sırp kadınlarının bu kadar abartılmasını da çok anlamlandıramadım. Hani gayet standartlar. Yugoslavya'nın kendi içindeki parçalarından Makedon kadınları dahi buradan çok daha alımlı, çok daha sıcak ve çok daha seksiler. Özellikle ki bizim Balkan coğrafyasında, yakın coğrafyada düşünürsek hani Yunan kadınlarının yanına dahi yaklaşamazlar. Ki bir Yunan sahiline falan gidin. Hani Sırp neymiş dersiniz. Sırp ne ki?